Bu an başta hani bizler sadece vergi danışmanı değiliz dedi. Oradan başlayayım çünkü yapı olarak aslında çok yakın yapılar. Birincisi bu yapılarda çok güçlü kadın liderler var. Rol model olarak evet kesinlikle çok önemli. İkincisi bir de bilgi var. Bu anlamda bir farkındalık yaratılması, bir fikir liderliği yapılması gerçekten bizler için çok önemli. Bu anlamda bizler birçok firmayla çalışıyoruz. Hani o firmalara gerçekten birebir de değiyoruz. Bu kavramları, bu farkındalığı yaratmak anlamında da büyük bir rolümüz olduğunu düşünüyorum. Ayrıca mesela PwC olarak bu konuya dikkat çekmek için hazırladığımız bir sürü de rapor var. İşte çalışma hayatında kadın endeksi, geleceğin iş yerinde cinsiyet eşitliği gibi. Bunlar fikir liderliği yapmak anlamında da oldukça önemli. Keza yine hani firmalara bu anlamda verilen hizmetler de var. İşte çalışma hayatında kapsayıcılık ve çeşitlilik nasıl süreçler olmalı ya da gender pay gap dediğimiz eşit ücretlendirme sertifikasyonu gibi. Bunlar gelecekte daha çok konuşacağımız konular. Çünkü bugün şirketlere baktığınızda şirketlerin güvenilirliği sadece finansallarına bağlı değil. İşte çalışanların bağlılığına, bu kapsayıcılık, çeşitlilik, cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği bunlar bizim çok daha fazla konuşacağımız konular. Ve bu kapsayıcılık ve çeşitlilik dediğiniz yine bir günde olacak bir şey değil. Bu bir süreç, bir proje. Stratejik olarak şirketlere entegre edilmesi gereken bir şey. Liderliğin üstlenmesi gereken, içselleştirmesi gereken, şirkette konuşması gereken, çalışanların benimsemesi gereken ve bütün bu konuştuğumuz İK süreçlerine de uyarlanması gereken bir şey. Sadece işe alımda değil, performans yönetiminde, işte anne ebeveyn olma döneminde, fırsatlara, eğitimlere, olanakların eşit sağlanması anlamında. Geleceğe baktığımızda da aslında şu anda biz neyi konuşuyoruz? Covid'le birlikte uzaktan çalışmaya başladık. Gelecekte hibrit yapılardan bahsediyoruz. Aynı zamanda diyoruz ki Covid döneminde kadının evdeki iş gücü erkeğe göre daha fazla. Bu da kendiliğinden aslında kadınlar için endişeyi daha fazla bir hale getiriyor. Çünkü kadının ev işiyle harcadığı saat erkeğinden çok daha fazla. Aynı zamanda tabii uzakta olmak kadınlara ayrı kaygılar da yüklüyor. İşte bu terfi olanaklarında ya da eğitim, kendini geliştirme olanaklarında erkek çalışanlara göre yapılan araştırmalarda daha kaygılılar. Bu da gerçekten ele alınması gereken bir konu. Gelecek dediğimizde bir teknoloji diyoruz ve otomasyon diyoruz. Otomasyon dediğimizde de öne çıkan bir dijital teknoloji bilgisi de gene kadınlar erkeklerden biraz daha endişeli. Ve yapılan araştırmalara göre hani bu konuda daha çok gelişme ihtiyaçları duyuyor. Bu olanakların gerçekten sağlanması gerekiyor. Liderlik özellikleri, bu konularda cinsiyet eşitliği daha kapsayıcı bir şekilde eğitim ve fırsat olanaklarının bütün çalışanlara da sunulması gerekiyor. Eğer biz gelecekte kapsayıcı ve çeşitlilik içeren bir kültür oluşturmak istiyorsak bunların hepsini sağlamamız gerekiyor. Burada da bizim gibi firmalara, şirketlere düşen büyük bir tabii sorumluluk var. Çok teşekkür ediyoruz Ece Hanım. Sağ olasınız. Siz de özellikle fikir liderliği konusunda çalışanlara ve özellikle de kadınlara yaşamış oldukları sorunlarla ilgili mesela de eski pandemi döneminde aslında evde daha da kaygılılar, daha da fazla kendilerini geliştirmeye zaman ayıramadıklarını söylüyorlar. Ev işlerine ayırdıkları süre her zamanki gibi pandemi döneminde de daha fazla arttı dediniz. Kapsayıcılık ve gelecek kaygılarının azaltılması anlamında bizler, özellikle sizler gibi eğitimli, kariyerli, kültürlü insanların mutlaka fikir liderliği yapması gerekir dediniz. Çok teşekkür ediyoruz güzel temelli sözleriniz ve önerileriniz için. Sevgili dostlar, ben değerli katılımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Her bölümün sonunda toparlama yaptım. Süremizi bir hayli aştık. Bundan dolayı izninizle kapanış bölümüne geçeceğim. Bu bölümümüzden sonra değerli konuklarımıza küçük bir çiçek takdimimiz de olacak. Ben katılımlarıyla panelimizi onurlandıran, anlamlandıran, bilgi ve donanımlarıyla iş ve sosyal yaşamlarındaki mücadeleleri, deneyimlerini bizlerle paylaşan, kadınlarımıza yol gösterici tavsiyelerde konulan, tabiri caizse nasıl başardığımı bizlere aktarmaya çalışan birbirinden değerli konuklarımıza teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyorum. Odamız ve sizler adına çok teşekkür ediyoruz. Efendim, son söz ve temenniler bölümümüzde şunlara değineceğim. Dünyanın her yerinde ve ülkemizde dileğimiz odur ki kadınlarımız öncelikle yaşasın. Yaşam hakkına kavuşsunlar, şiddet görmesinler, cinayetlere kurban gitmesinler. Bunların olmamasını temenni ediyoruz. İş hayatında kadın istihdamının arttırılmasını, eşit işe eşit ücret sağlanmasını, özgürlükçü, eşitlikçi ve adaletli bir çalışma hayatının sağlanmasını temenni ediyoruz. Bunları temenni ederken tabii özellikle biz çalışma hayatında olan kadınlarımız başta olmak üzere diğer kadınlarımıza yardım etmek, mentörlük etmek, belki fikir liderliği etmek anlamında, destek vermek anlamında bizlere, işverenlerimize elbette ki çok fazla iş düşüyor. Bunların da farkında olarak hareket etmeliyiz. Yine bir konuya daha değinmek istiyorum. Yapılan araştırmalarda şu andaki kadın ve erkek arasındaki ücret eşitsizliğinin en iyi ihtimalle önümüzdeki 50 yıl içerisinde çözüme kavuşabileceği en erken ihtimalle. Dolayısıyla bu gerçekten önemli bir konu. Yine Ukrayna'da, Afrika'da, Asya'da, ülkemizde, dünyanın her yerinde kadınlar ve çocuklar ve tüm canlılar yaşam hakkı, eşitlik, adalet haklarından yoksun yaşamasınlar. Bir an önce tüm çatışma ve savaşların son bulmasını temenni ediyoruz. Bu panelin hazırlanmasında destek veren Oda Başkanımız Sayın Yücel Akdemir'e, Oda Sekreterimiz Sayın Erol Demirel'e, panele hazırlıkta büyük emekleri olan Oda Saymanımız Sayın Gülgün Öztürkek'e bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz. İç Denetim Komitesi Başkanımız Sayın Aysel Hatipoğlu'na kendisine de bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Sosyal Etkinlikler Komite Başkanımız Aynur Hanım'a ve komite üyelerimize, siz çok değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyor ve son sözü de sözcük anlamında çok çok kısa: sevgi, merhamet, nezaket, adalet, güzellik anlamında değerini bulmuş oldukça uzun, çok güzel bir şiirle bitirmeyi, panelimizi sonlandırmayı istiyorum müsaadenizle. Efendim, şiir. Kadın. Sevgiyle kalın.